Bugüne kadar söylediğin en saçma yalan ne? Hiç becerebildiğim bir şey değildir. Direkt şey yaparım, ele veririm kendimi. Dolayısıyla hiç hatırlamıyorum desem yeridir. Arkadaşlık kurarken kıstasların var mı? Arkadaşlık yani arkadaşlık ve dostluk desem benim için yani arkadaşlık kişinin öncelikle şeffaf olmasına çok önem veriyorum. Çünkü ben de kendimi öyle tanımlıyorum. Yani duygularını aşağı yukarı çok net bir şekilde ifade edebilmesi benim için çok önemli bir insanın. Hani işte dürüstlük, merhametlik, işte vicdanlı olması bunlar çok klişe şeyler ama ben karşındaki insanın eğer ben bu kişinin gerçek dostuyum ya da ben senin gerçek dostunum diyebiliyorsa bana gerçekten işte şunu diyebilmesi lazım. Ya Bilge bu şarkıyı bence iyi söylemedin ya da Bilge bu giydiğin sana çok yakışmadı ve bunu çok özgürce ve net bir şekilde ifade etmesini isterim. Kendini 3 kelimeyle anlatır mısın? Çok duygusalım. Duygusal, samimi ama biraz da cadı. Çocukluk yılları dendiğinde aklına gelen ilk anı hangisi? Çocukluk yıllarında ilk anım babamın... Ya ben gözümü açtığımda babam gitarla bana şarkı söylüyordu. Ve ondan öğrendim. Şarkı söylemeyi, çok sesli işte vokal yapmayı. İşte çok yoğun çalışan bir insandı ve bizimle geçirdiği sürelerde hep annemin ve babamın bana şarkı söylediğini ve birlikte şarkı söylediğimizi hatırlıyorum. Türkiye'de en sevdiğin şehir neresi ve neden? İzmir. Çünkü babam oralı. Burada ben bir Eşref Paşalı kızının, bir adamın kızıyım. Yani ne bileyim İzmir'in işte o palmiyeleri geliyor aklıma. O işte ne bileyim sıcak insan profili, işte çeşmesi, urlası. Bilmiyorum yani ileride orada yaşamayı bile hayal edebilirim. İkili ilişkilerinde tartışırken haksız olduğunu bildiğin halde ne yaparsın? Haksız olduğumu bildiğim halde söylediğim şeyin arkasında durmaya devam ederim. Ama sonra çok geç sonra da olsa kabullenip ya tamam ya sen haklıydın aslında derim yani. Asla giymem dediğim bir kıyafet var mı? Yani şimdiki tecrübelerime dayanarak mini eteği çok tercih etmiyorum galiba artık. İstediğim bir ünlüyle tatile çıkma hakkın olsaydı eğer bu kim olurdu? Yani ünlü diye nitelendirirsek İlber Ortaylı çünkü ondan öğreneceğimiz çok şey var. Senin için mükemmel bir günün tanımı nedir? Mükemmel bir gün bir kere havanın mutlaka açık ve güneşli olması gerekiyor. Gökyüzünün masmavi olması gerekiyor. Ve hani şunu yapabilmeyi çok seviyorum. Çok spontane şeyleri severim ben ve benim mottom şeydir hayatta. Varım. Yapıyor muyuz? Tamam ben de varım. Dolayısıyla hadi bir yerlere gidiyoruz. Hadi şuraya gidiyoruz. Dediğimiz noktada o gittiğimiz yerde mesela kamp yapmak gibi bir gün benim için çok çok acayip olabilir. Uzun süredir yapmak istediğin halde yapamadığın bir şey var mı? Ne olabilir sizce? Pandemiden ötürü sahneye çıkıp şarkı söylemek.